Mesaiden çıkan diş hekimi sokak ortasında feci şekilde dövüldü. İki saldırgan diş hekiminin dişlerini, kolunu ve parmaklarını kırdı. Sen hastanın ağzına ne unuttursun dedi yani. Bir yumruk attı. Defalarca kaldırdı kaldırdı vurdu. Ve binlerce hastaya baktık o günden bugüne kadar. Diş hekimi sokak ortasında iki kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülen dişçinin dişleri, kolu ve parmakları kırıldı. Şu anda ağzımı kapatamıyorum. Sıvıyla besleniyorum. Hastaları memnun etmek çok zor. Çok çok özverili çalışıyoruz. 40 yıllık diş hekimi Seyit Aydın görev yaptığı aile ve diş sağlığı merkezinden çıktı. Takip edildiğinden haberi yoktu. Önüm bir risk yastı. Kim olduğunu da bilmiyorum. Tanımıyorum da. Hasta olduğunu da bilmiyorum. Benden hiçbir şey talepte de bulunmadı. Bir anda hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Sadece dedik işte sen hastanın ağzına ne unuttursun dedi yani. Ben de dedim ne unutmuşum. Konuşmamız bu kadar yani. Bir yumruk attı. Yumruktan sonra işte beni itteledi. Arkadan gelen bu adam da diş hekimini dövmeye başladı. Defalarca kaldırdı kaldırdı vurdu o elindeki neyse yani. Onu da bilemedim. Bu arada tabii ağzım kanamaya başladı. Ben kendim hemen yere çömeldim. Kafamı korumak için kolumu kaldırdım. Çevredekiler tepki gösterince saldırganlar kaçtı. Dişi, kolu ve parmağı kırılan diş hekimi hastaneye kaldırıldı. Ve binlerce hastaya baktık o günden bugüne kadar. Olabiliyor bazen insanlık hali. Doktorlar daha hata yapabilir, insandır yani. Diş hekimi polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler de onu bu hale getirenleri yakalamak için soruşturma başlattı.